بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي evet, محترم muhterem لرم geçen dersimizde yani Babül Fiil'in ikinci dersinde fiilin hasselerini saymaya çalışmıştık. Yani fiile özgü belirtiler. Yani o belirtiler vasıtasıyla bir sonuca varıp da o sonucun fiil olduğunu bize gösteren o belirtiler nelerdir söylemiştik işte cevazım falan. Bugün de bu dersimizde bu Babil Fiyal'in üçüncü dersimizde de kalan hasselerinden birkaç tanesini yine saymaya başlayacağız. Allah izin verirse. وَمِنْ خَوَاسِّهِ اَنَّهُ يَتَّصِلُ بِهِ الدَّم۪يرُ الْمَرْفُوعُ الْبَارِزُ fiilin hasselerindendir. Bariz, müstetir değil bariz biliyorsunuz bariz da müstetir gibi muttasıl demir sayılır, demir sayılır. Bariz olan demire merfuun fiile yapışması bu da fiilin özelliklerindendir. Yani fiil ile diğer kasimleri olan isim ve harfe yapışacak müşterek bir belirti değildir. Bir nişan değildir. Bu fiile özgüdür fiale yapıştığı gibi de fiyanın dışında hiçbir şeye yapışmaz. Gelmez yani. <laughs> Ennehu yattasilu bihi damirul marfu'ul barizu. Nehu darabtu, darabte, darabte artık ne diyor dersek yerindedir. Demek bir kelime karşımıza çıktı. Acaba bu kelime fiil midir, isim midir? bilmiyorsak damiri yapıştırırız. Tayı yapıştırırız, örneklendiririz, deneriz. Tayı kabul ederse fiildir. Tayı kabul etmezse yani damiri merfu ibariz kabul etmezse demek fiil değildir. Başka bir kelimedir. Yani başka bir kelimenin başka kısımları olabilir. Veyahut karşımızda veyahut okuduğumuzda bu ta yani damire merfu'i barızla bir kelimeyi gördüğümüzde bileceğiz ki bu fiildir. Belirtidir yani. Yani örneğin eğer Diyarbakır fotoğrafı çizilmişse bir levha vurulmuşsa ve girişte yolun üzerine dikilmişse biz bileceğiz ki bu nedir? Diyarbakır'dır. Tabii ki e, belirti Diyarbakır'ın belirtileri, nişaneleri, alametleri götürülüp götürülüp de Antep'in Urfa'nın girişine dikilmez. Madem bu şehrin dik, girişine dikilmişse demek belirti odur ki bu şehir Diyarbakır'dır. Veyahut mesela bir görevli eğer görevli kimse Hasan'sa Hasan'ın takacağı koluna takacağı o kolluk yani nöbetçi olduğuna delalet edecek o kolluk Ahmet'in, Muhammed'in, Ramazan'ın koluna takılmaz. İlla Nöbetçi olanın koluna takılır. Madem bu ta merfu zamiri merfu'i barissa zamir merfu'tür. Yani faildir. E failse ancak fail neye gelebilir? Fiile gelebilir. E o zaman kendisi de fiilde gele gelir. Yani madem faildir, fiilin faalidir, isimde bulunmamalı. Yani isimde gelmemeli. Yani bir yerde bulunuyor, başka bir şeye delalet ediyor olmaz. Mesela diyelim İslam adına yiyor, saygı duyuyor, sevgi duyuyor, takdir ediliyor. Başka bir şeye hizmet ederse bu körlüktür? Madem ondan saygı duyuyorsa oraya hizmet edecek, oyla birlikte olacak, onu teşhir edecek. Evet, neden demir-i merfu'i bariz fiale yapışır, file gelir? ve onun hastalarından olur. Li imtina'i iril merfu'atil barizeti fil ismi vel harfi. ismi harfte gelişleri nedir? Mümtenatır. Olamazdır. Ama fil harfi neden? Harfte gelemez. Fe zahirin. Çünkü harfte zaten hades yok. Yani müstakil delalet edecek bir şey değildir. Yani bu ta gelip de nedir ki gelsin? Hades Mesela diyelim bari hele hele isimde hades olabilir bazı isimlerde. Mesela Darıb'da, madrupta, Ansar'da falan şu bu. Hades olduğu için hades için bir faal gerekir. Oralarda düşünülebilir. Fakat harfin kendisinde hades olmadığı için fail olan damire bariz neye gelsin? Fail olan. Evet. Demek harfte gelmeyişi zahirin artık detaylandırmaya gerek yok. Allet getirmeye, sebep getirmeye gerek yok. Ve emma fil ismi, peki isimde niye gelmez? Hades var çünkü isimde. Bazı isimlerde hades var. Mesela müştak isimlerde hades var. Feli ella yelzeme ictima'ul elifeyni fil müsenna vel vaveyni fil Bundan dolayı gelmez demir-i merfu ibaris. Mesela diyelim müsenna isimde getirsek gerek damiri tesniye getirelim. O zaman demir-i tesniye nedir? Eliftir. E bir elif daha önce vardı zaten. Tesniye delalet edecek. Yani çünkü daribani demek ne demektir? Yani daribun ve daribun diyeceğimiz yerde yani kelimeyi tekrarlayıp da bu daribin iki ki darb olduğuna delalet etmek için atıfla getireceğimiz ikinci bir darbi kısaltmaya gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Kardeşim diyoruz daribani yapalım o elif bu daribin iki kişi olduğuna delalet etsin yani ismen bu bu darıpla vasıflı o kimse müsemma kimse artık mevsuf kimse iki olduğuna delalet etsin diye. E peki bir de elifi faal getirsek ne olur? İki tane elif birleşir. Mecburen bir tanesini hasf ederiz. E hasf ettiğimizde ne olur? Bir maksud elifin gelişine gelişi gaye edilen maksud amaç e o zaman hasfiyle o amaç yine kaybolur. Onun için ne diyoruz? Bu damire merfu ibaris isimlerde gelmez. Getirsek tesnide elif getiririz. Cemaate daribune de bir vav getirmeliyiz. E vav da getirsek iki vav olur bir tanesini hasf ederiz. E hangisini hasf edersek delalet ettiği manada dalın hasfiyle o manada fehmden kaçar. Onun için oralarda gelmez. Sadece fiillerde gelir. İnşallah anlaşıldı ve min fiilin hasselerindendir. Bu da ennehu ittasala bihi ta'ut tenisi sakin olan tenis tası tenis tası işte onun fiile yapışması xassesi olduğu için yapışır. Yani müşterek olduğu için orada da gelmiş olabilir değildir sadece zaten gelse varlık gösterse ancak fiilde varlık gösterebilir. Yani nerede görsek ta-i tenisi sakineyi hemen muttasıl olduğu kelimenin fiil olduğuna hükmederiz. Nahu darabet ister darabet olsun ister doribet olsun fark etmez. İkisinde de ta-i tenisi sakinedir. Evet. Bu da anlaşıldı inşallah. Peki ta-i tenisi sakinenin fiile has olduğunu bize ne ispatlar, ne allet getirilir, ne nedenden dolayı ta etenisi sakine fiile yapışır. لِأَنَّ وَضْعَهَا Çünkü tanın vad'i لِتَدُلَّ عَلَى أَنَّ فَاِلَ الْفِعَلِ مُؤَنَّثُنْ Buna delalet etmek amacıyla ta etenisi sakine vada edilmiştir. Yani piyasaya sürülmüştür. Yani nasıl bir malzeme piyasaya sürülür bir amaçla bu ta ise sakine de Arap dil kurumunca Arap dil kurumunca piyasaya sürülmüşse ne için sürülmüş fiilin failinin okunan telaffuz edilen fiilin faali müennes olduğuna delalet etmek için bu ta piyasaya sürülmüş. Madem o amaçla sürülmüş, sürüldüğü amaç dışında nasıl kullanılacak? Yani fiilin faali mi ennestir diye biz ta'dan anlamamız için bu ta piyasaya sürülmüş. E o zaman o amaçla sürülmüşse başka yerlerde nasıl görülür? Hani daha önce bir misal getirdik ya. Mesela bu levha piyasaya sürülmüş Diyarbakır'ı göstermek için. E peki bu levha götürülüp de Urfa'nın girişine, Antep'in girişine nasıl dikilir? Çünkü piyasaya sürme amacı Diyarbakır'ı göstermek içindir. Yani o zaman bu ta da fiilin failinin müennes olduğuna delalet etmesi içinse o zaman fiilde ancak gel, gelmelidir. Çünkü fail fiile gelir. فَلَا تَكُونُوا Öyleyse bu ta illa bil fiali, illa yattasilu bil fiali. Evet. Ve innema kuyyidet bis sakineti dendi ki yani şarifimiz diyor ki muğni metninin sahibi neden ta et tenisis sakinetu dedi. Evet. Sakinetu vasıf olarak getirdi. enne ta et çünkü müteharrik olan tenistası innemâ dahil dâkhîletun alil ismi nahû talhate ve âişete işte bu talhate ve âişete de olan yuvarlak ta o yuvarlak ta ismlere has birer tadır yani talhat ki lafzî yani müzekker ismidir fakat ta eten ise müteharrike olduğunda lafzen ve okunur. Aişete ise zaten hem tenise manevidir, ut lafzi de müennes bir lafızdır. Bu talhatu Aişete de olan tenis tası müteharriktir. Müteharrik olduğu için ikisinin birbirinden ayrı, çünkü geldikleri yerler ayrı oldukları için bari ta-i e tenise müteharrikeyi getirmeyelim. Ferkan beynehuma. Yani ikisi arasında bir fark oluşsun diye. Yani ta'i tenisi sakine on, onu, fiale has edelim. Ta'i tenisi onu isimde bulalım. Ve lem yu'kes. Şu, şunu da diyelim. Birileri diyebilir ki efendim fiilde gelen de ta'i tenisi müteharrike vardır. Ne gibi? Darabeta. Biz deriz ki yok. Efendim o hareke elif münasebetiyle arizendir gelmiş. Yani emaneten gelmiş, alınmış, ödünç olarak alınmış ta yine hükmen sakindir. Hükmen sakindir. Yani harekesi vadında yoktur. Vada yine sakindir. Arize yani böyle e, geçici olarak elif münasebetiyle getirilmiş bir nedir? bir harekedir. Nasıl hani diyorduk ki mesela gulami oradaki hareke yan münasebetiyle gelmişse o engel değildir. Bu gulamın mahalline bir i'rab vermemize bir engel değildir. Aynen o şekil burada da o hareke arızıdır, emanettir. Elif hatırı için gelmiş, çünkü elif makabilinin meftuh olmasını ister. İşte o münasebetle biz o harekeyi vermişiz. Yani o hareket tanın vad'ında piyasaya sürüldüğü vakit sakin olarak piyasaya sürülmüş. Peki niye akis edilmiyor? Yani ta-i tenisi sakineyi isimde getirmiş olalım. Ta-i tenisi müteharrike fiilde getirmiş o Olamaz mıydık? Efendim ve lem yu'kes. Niye lem yu'kes? Li ennel fi'le thakilun fessakinetu el yeku. Daha haktır. Lehu fi'li için daha haktır. Niye? Çünkü de, daha, dün de dedik ya fi'il üç mana taşır. Heyetiyle zamana delalet ediyor. Maddesiyle manasına delalet ediyor. Bir de iltizami yolla faale delaleti ediyor. Çünkü fiil failsiz olmaz. Yani alel itlak gayri ma'ruf bir faal de ister. Gayri muayyen bir faal de ister. İşte bundan dolayı fiil daha fazla e, mana taşıdığı için sekil oluyor. Ağır oluyor. E, sekile ne gerek? Denge sağlamak için. iki ta elimizde, de, elimizde vardır. Biz hangi taybu sakil olan lafza telaffuzi ağır olan lafza manası ağır olduğu için lafzi de ağır oluyor. Biz buna ne verelim? Sakini verelim ki biraz denge sağlanmış olsun, adaletli olsun. Fesakinetu el yakulahu. Neden sakin daha haktır ona? Hak ed, sakini hak ediyor. Li cebri Ağırı biraz gidermek için, cebre etmek için pansuman etmek için. Yani sıkletin, ağırlığın getirdiğini biraz bertaraf etmek için, tahfif etmek için ağırlık üstüne bir ağırlık vermeyelim. Ya çünkü ta eteni simi tahrikeyi verdik mi ağırlık üstüne ağırlık yüklemiş oluruz. Kavluhu. Ve asnafu ey ve asnal fül fi'li Kısımları olarak şimdiye kadar hep hasselerini ona özgü olan durumları anlattık. Bu sefer eksamlarını anlatmaya çalışacağız. Fiil kaç kısma ayrılıyor? Eyvallah fiili fiilin eksamları evet fiilin eksamları çeşitleri envaları 11 sınıfen 11 sınıftır. Evveluha el-madi ve saniha el-mudariu ve salisuha el-emru ve rabiuha en-nehyu وخامسها المتعدي وغير المتعدي متعدي لغير متعدى طيب أين في عيل ات أد أتكاني وار أدلجاني وار ومناسبة لعين في عيل در يشمير يعني مطارعين مضارات وسادسها المبني للفاعل والمفعول شيء المتعدي وغير المتعدي جاتش لي وجاتش السس وسادسها المبني للفاعل والمفعول bina faal ve bina mef'uli olan fiiller yani aynı fiil mudara'tır. Bina faal kısmı var, bina mef'ul kısmı var. Madidir, bina faal kısmı var, bina mef'ul kısmı var. Ve sabi'uha ef'alul kulub kalbe mensub fiiller. Evet. Ve saminuha ef'alun naqisati Keşke el ef'alun nakisatu deseydi daha yerinde olurdu. Çünkü nakisat müştaktır sıfat oluyor el ef'ala. Yani gayret tamme olan fiiller. Yani ikinci bir isme de ihtiyacı olan fiiller demek. Fakat ef'alun nakisatı demiş artık mevsufun sifete izafeti bence müşküldür. Öyle biliyorum. Veyahut izafe-i beyaniye ile açıklamaya çalışsak o da ne kadar doğru olabilir. Ve tasi'uha Ef'alul mukarebeti mukarebe yakınlaşmaya delalet eden fiil. Gerçi bu, burada da bir teglib var. Çünkü tüm fiiller mukarebeye yakınlaşmaya yakınlığa delalet eden fiiller değildir. Bazı fiiller var. Şuru' fiilleridir. Fakat teglibdir. Yani hep diğerlerini de mukarebe sayarak. Ve aşiruha ef'alul medhi ve zemmi onuncusu ef'alul medhi ve aynı fiiller. باب ضا المش مدح اذن افجيا دلالة تنقيد في والحادي فعل التعجب ما أنصر, انصر به تعجب. هذا ذكرها على سبيل الاجمال ياخذ هذا ذكرها مصنفا yani muğni sahibinin zikri ala sebil icmal İcmal, mücmel şekilde tafsilatsız beyanatsız açıklamasız sadece isim vererek sayması bu onun bir zikri yani mücmelen mücmel tafsilatsız bir şekilde zikretmesidir bu ve seyeciu ileride gelecek zikruha bu fiil esnaf eksamlarının zikri bahsi gelecek inşallahü teala ala sebil-i tafsil. Tafsil yani açıklamalı bir şekilde gelecek ileride inşallah. Gelecek de bihazet tertibil meskuri mücmelen zikredilme edilme şekliyle hangi şekilde hangi sıralamayla yani hangi kısmı kaçıncı sıraya konduğu koyduğu sıralama üzerine aynı tafsilatta da o sırayı takip edecek şekilde gelecektir. Dersimiz bugün burada son bulsun. İnşallah ileriki zamanlarda dördüncü dersimize de başlayabiliriz. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin.